Tıp fakültesine girene kadar birçok sınava girdim ben. İlkokuldan sonra Anadolu Seleri sınavına girdim, Parasız Yatıl sınavına girdim, Fen Lisesi sınavlarına girdim, birçok sınavı tecrübe ettim. Her sınavdan önce bana babam ya bir şeker verirdi ya da okunmuş pirinç verirdi. Neden? Çünkü sınava girdiğimde bana zihin açıklığı sağlasın diye. O zamanki koşullarımız böyleydi. Çalışırdık, sınava girirdik, şekerimizi yutardık, zihin açıklığı sağlanırdı. Ama artık dönem çok değişti. Şu anki çocuklara baktığımda hepsi yarış atı gibiler. Sürekli çalışıyorlar, koşturmaca devam ediyor. Bir taraftan görsel problemler, yani internet var elinin altında. Onları etkilen birçok şeyin içinde, stresin, sıkıntının içinde çalışmaya çalışıyorlar. Ve performansları çok etkileniyor. O zihin açıklığı kavramı artık performansa dayalı bir kavram haline geldi. Ve bütün senenin sonunda 3 saatlik ya da 3,5 saatlik bir sınavla her şeyi değerlendirmek zorunda kalıyorlar. İşte burada biyolojans metodunda bizim uyguladığımız yurt dışında peak performans denilen ama bizim doruk performans dediğimiz bir metot var. Bu metotla özellikle sınava girecek öğrencilerin performansını, zihinsel performansı arttırıcı seanslar uyguluyoruz. Bu sayede öğrendiklerini daha kolay uygulama şansına sahip oluyorlar ve bu çocukların hem hafızasını güçlendirmeye yardımcı oluyor hem de sınavına ve dersine odaklanmasını sağlıyor. Hatta dünyada buna doping sayılmayan doğal doping yöntemi bile deniyor. Müzik